Az billahi min eşşeytanu recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Çok sorulduğu için yani e, bunlara zaten ben cevap vermeye kalksam gü gücüm yetmez. Ama şöyle bir ihtiyaç duydum. Bari bunları kayıt yapayım da Ondan sonra kardeşlerim arabada giderken başka şey dinleyeceğine ben diğer hanımlar mutfakta şurada burada iş yaparken bari bunları dinlerlerse daha sormazlar diye düşünüyorum. Ömer Nasuh Nasuhu Bilmen Büyük İslam ilmi halinden sayfa 292 Oruçlu için mekruh olan ve olmayan şeyler bozan bozmayan değil. Bak mekruhtur Kitaplarda şunu da söyleyeyim. Kitaplarda mekruhtur deyince tahrimene yakındır, harama yakındır. O mekruhtur dedi. Ama hangisi? Tenziyen mi, tahrimen mi? Dememişse tahrimen anlamındadır. Tenziyen demek helala yakın doğru değildir. Tahrimen harama yakın doğru değildir. Diyor ki, oruçta olanın su ile ıslatılmış bir misva kullanması. Kalkınca ağız acayip oluyor. Misvak ıslanmış. Yani misvağı yıkadın. Kullansan i̇mam Ebu Yusuf'a göre mekruhtur. Yani iyi değildir. Yapma. Fakat diğer alimlere göre sabahleyin yahut zevalden sonra güneş çıktıktan sonra yaş kuru misvak kullanmakta kerahat yoktur. Yani Ebu Yusuf'a göre iyi değildir. İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed Eşeybani'ye göre bir şey değildir. İmam-ı Şafi'ye göre zevalden sonra misvak kullanılması mekruhtur. Yani güneş çıktı mı daha e, kullanamazsın Şafi'ye göre. Yani haram değil de iyi değildir, mekruh. Oruçlu kimsenin istincada, bu çok önemli, ben buna çok duruyorum. Yani abdest alırken ala franga hasreten. Büyük abdest yaparken, büyük abdest temizliğinde ve abdest alırken ağzına, burnuna su verirken ve e, tuvalette tahretlenirken aşırı gitmesi, fazla su doldurup taşırması mekruhtur. Yani mesela fıskiyi açıyoruz da büyük abdest temizlik yapılıyor ya, onu hafif açmak, çok hafif, başka burada demiyor da e, fıkıh kitabında muhtekadan nakledeceğim. O anda şey yapmıyorsun, nefes alıp vermiyorsun ve kendini sıkıyorsun böyle. Demek ki e, alafranga e, tuvalette taharetlenirken fazla fiskeyi açmıyoruz. Bir de nefes alıp vermiyorsun bir de kendini sıkıyorsun. Kendini sıkınca makat yukarıya çıkıyor ve su girme ihtimali olmuyor. Alaturka'da olursa gene öyle kendini sıkıyorsun böyle ve nefes alıp vermiyorsun. O anda temizlik yapıyorsun. Başka bir madde okuyorum. Oruçluğunun bir özrü bulunmaksızın. Yani özrün yok. Pişirilen yemeği yalnız ağzıyla tatması mekruhtur. Bir kocanın kötü hülü olması. Yani kötü hülü burada da, burada da önümüze çıkıyor. Yani Allah Resulü ne güzel demiş ya. Koca veya kadın değil yani. Ahlak var ya ahlak. Dünyada en tatlı şey ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Bak diyor ki bir özrün bulunmaksızın pişirilen yemeği yalnız ağzıyla yani böyle dilinin ucuyla bakması mekruhtur. Bir kocanın kötü huylu olması karısı için bir özürdür. Böyle bir kadın pişireceği yemeğin yutmaksızın tadına tuzuna bakabilir. Böyle dilinin ucuyla bakar. Başka bir madde. Oruçlu bir kimsenin satın alacağı bal ve yağ gibi şeylerin iyi olup olmadığını anlamak için yalnız ağzıyla onlardan tatmasında kerahat vardır. Bir görüşe göre muhakkak satın alması gerekiyorsa yahut aldanmaktan korkuyorsa boğaza kaçırmamak şartıyla tadına bakılmasında kerahat yoktur. Mesela yağ alacaksın, yağ alacaksın, bal alacaksın. Aldanma ihtimali var. Yani bunlar daha çok e, küçük böyle evler için değil de ticaret yapanlar için galiba. Yani bakman lazım yani. Bu sefer boğaza kaçırmamak şartıyla tadına bakılmasında bir şey yoktur. Başka? Oruçlu kimsenin önceden çiğnenmiş beyaz ve parçalanmaz bir sakızı çiğnemesi mekruhtur. Fakat yeni bir sakızı çiğnemek caiz değildir. Mesela bazılarında tik olmuş veya hastalık olmuş kadınlarda daha çok. Yeni sakızda şeker olduğu için çiğneyemez. Ama daha önce çiğnenmiş kenara konmuş parçalanmayacak o sakız. Mesela çam sarkızı parçalanır. Bu sarkızlar plastiktir, petrolofistir. Pek parçalanmaz. parçalanma Parçalanmayan sarkızı çiğnemesi mekruhtur. İyi değildir ama çiğneyebilir. Erkekler yani bunlar daha çok kimler için şey, işte hamile olan kadın yani e, keraten işte mekruhtur. Erkekler orustu olmadıkları zamanlarda da sakız çiğnemeleri hoş değildir. Bir özür sebebiyle çiğneyeceklerse gizlice çiğnemeli güzel görülmüştür. Nasıl, nasıl ki erkeklere sakız çiğnemek muktada diyor. Yani pek uygun değil yani yakışmıyor. Kadınlar da milletin içerisinde ortada misvak kullanmaları doğru değil. Onlarda gizli kullanmak daha evlattır. Başka? Oruçlunun kan aldırması, orucunu koruyamayacak şekilde zayıf düşmesinden korkuluyor korkulursa mekruhtur. Değilse mekruh olmaz. Bununla beraber uygun düşen bunu güneş batışından sonra yani iftardan sonra bırakmaktır. Yani kan aldırmak zorunda mısın? Yani birisini hastaya kan vereceksin. Bunu çok soruluyor. Yani yakınındır. Kan verilmesi lazım. Çocuktur. Kanamalı bir şeydir. Doğumdan dolayı kan kaybı olanlar çok soruyor bunu da bana. Doğumdan dolayı abi kan verebilir miyiz? Böyle bir zaruret varsa caizdir, verilebilir. Ama tedavi için vereceksen onu iftardan sonra yap. Yani vücuda bir şey girmiyor. Yani mantığı şudur. E, beslenmek ve gıda. Yani içeriye bu maksatta içeriye sokulmaması gerekiyor. Başka? Ramazanda harareti azaltıp serinlenmek için ağza ve burna su almak ve soğuk suyla yıkanmak. Bunu da çok söylüyor. Ağza burna su veriliyor. Tarlada çalışıyor. Güneş altında çalışıyor. Herkes kapalı yerde değil. Fu, İslam bütün şeyi e, nazara alıyor. Libya'yı, Arabistan'ı hepsini. Orada çalışanları da düşün. Ağa çok. Serinlemek için ağza burna su vermek. Ama içeri sok İçeriye kaçırmamak şartıyla veya soğuk su ile yıkanmak İmam Azama göre mekruhtur. İyi değildir. Aman orucu bozmaz. Çünkü böyle bir hareket ibadet için bir daralma göstermek demektir. Fakat İmam Ebu Yusufa göre bunda kerahat yoktur. Çünkü böyle yapmakla ibadete yardım edilmiş ve doğal olan sıkıntı giderilmiş olur. Fetva da buna göredir. Ustad Bediüzzaman Hazretleri de Vesvese Risalesi'nde 277. sayfada diyor ki Eddin-i Yusrun yani din kolaylıktır da anlatıyor. La hareci din esasına muhaliftir yani böyle. Diyor ki şüphelendiğin zaman yani burada bir İmam Ebu Yusuf böyle diyor. İmam Azam böyle diyor. Bizde İmameyn. Üç imamımız var. Hanefi mezhebinde olanlar. Üçünün de her birisi tek başına sözü müteberdir. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed el Şeybani, İmam Azam Efendimiz. Şimdi e, kavli raci dedikleri zaman ikisi bir ittifak eder de bir tanesinin rey tek olursa kavli raci budur. Ama Ustad Bedi zaman diyor ki burada da var zaten var. Yet el, e, amelin elbette böyle amelin bir mezhebe bir mezhebe hakka muafık gelir. Yeter ki bir mezhebe amelin denk gelsin veya senin yaptığın fiil yeter ki bir imamın iştihadına uygun gelsin yani burada da öyle diyor bak ne yaptı diyor ki bak diyor bu serinlemek için e, ne demiş soğuk suyla yıkanmak imamı azama göre mekruhtur peki e, Çünkü hem de fıkıh bakışı öğrenmenizi istiyorum İmam Azam böyle demiş. Ama İmam Azam'ın demesiyle de bitmiyor. E, i̇ki imam ne diyor? İmam Ebu Yusuf var, i̇mam Muhammed var. Ne diyor? Çünkü İmam Azam diyor ki böyle bir hareket ibadet için bir daralma göstermek demek. Fakat i̇mam Ebu Yusuf'a göre bunda kerat yoktur. İmam Azam diyor ki yıkanma mekruhtur. i̇mam e, Yusuf diyor ki ya diyor biz diyor yeme içmede ve cinsel şeylerde men edildik. Oruç budur diyor. ...yıkanmaktan menedilmedik edilmedik diyor. Mültecadan söylüyorum daha tavsili. Mültecayı da bildiğim için. Okuduğumdan dolayı. Dolayısıyla... E, ...İmam Ebu Yusuf bunu şey yapıyor. E peki İmam Azam diyor ki... ...yıkanma mekruhtur. İmam Ebu Yusuf diyor ki... ...yıkanabilirsin. Bu nedir? Ya bir böyle diyor, bir böyle diyor. Bu nimettir. Rahmettir. Çünkü İslamiyet... ...sif Türkiye'ye, İstanbul'a... ...Tokat'a veya... Konya'ya, Amasya'ya da tutan insanlara bakmıyor. Libya'dan, Tunus'tan, Kuzey'de, Sibirya'da, Afrika'da her tarafta. Ha hangisine denk geliyor senin o şeyin, amelin? Yeter ki bir imama denk gelsin. Dolayısıyla imamların ihtilafı, ihtilafı ümmetin rahmeti. Rahmettir. Büyük nimet. E çelik gibi olsa, tek tercih olsa ondan ne kadar zulüm olur ya. E, dolayısıyla... O kadar hoş ki adaylamıyor şimdi. Domates topluyor kır, kırık anda. Pamuk topluyor kadın, adam. E çok acayip bir sıcak ya bu çok, E Ne yapacak? i̇mam Ebu Yusuf'a göre serinlemek için ağzına, burnuna su alacak. Yutmamak şartıyla, soğuk suyla yıkanırsa i̇mam Ebu Yusuf'a göre kerahat yoktur. Çünkü böyle yapmakla ibadete yardım edilmiş. Hatta e, oruç tutmana yardım edilmiş olur ve doğal olan sıkıntı giderilmiş olur. Fetva da buna göredir. Bak ne güzel işte. Hem de bu arada şeyi de söylüyorum. Bu kaydeleri. Başka kendine güvenmeyen bir oruçlunun zevcesini yani eşini e, öpmesi, okşaması mekruhtur. Güveniyorsa bir şey yok. E, bazı şeyleri atlıyorum. Bu tamamen özel okumanız gerekiyor. 96. maddeyi aş geçtim. Ee, 97. maddeyi okuyorum. Oruçlu kimsenin cunup olarak sabahlaması. <laughs> Oruçlu kimse cunup olarak sabahlamış. Banyo yapası lazım ama sabahlamış. Ama iftara kalkmış, yemeği yemiş, yatmış... E, ban yapması icap eder. Öyle sabahlamış. Ve gündüzün uyu veya veya gündüz öğlen yatmış. ihtima ihtilam olsa gündüz ortası orucuna zarar vermez. Bunu çok soruyorlar. Fakat mümkün olduğu kadar geceliğin yıkan, yıkanmamak mekruh değildir denemez. Geceliğin yıkanmamak. Yani Niye yıkanmasın denmez. Demek ki gündüz ortası da yatsan, ihtilam, ihtilam olsan kalkıp yıkanmak bir şey yok. Orucuna hiçbir zaval yoktur. E, hatta e, neyse girmeyeyim onu ken Oruçlu kimsenin gül ve misvak gibi kokuları koklaması, onu da diyeyim çok soruluyor gençler de onu söyleyeyim. Hatta gündüz hayal etse kendi ihtiyarı ile banyo yapmak icap etmeye hale gelse kefaret değildir gene güne gündür. Oruçlu kimsenin gül ve misvak gibi kokuları koklaması da mekruh değildir. Sürme çekmesi mesela benim çok hoşuma gidiyor misvak mesela çok koklamak çok güzel. Oruçlu kimsenin gül ve misvak gibi kokuları koklaması mekruh değildir. Sürme çekmesi. Mesela e, misvak cebinde bulunana şimşek inmez. Bir. Cebinde misvak olana pek cinler gelmez. E, erva, habiseler pek gelmez. Niye? Kokusundan rahatsız oluyorlar. Sirkenin kokusundan rahatsız oluyorlar. Zeytinyağı kokusundan rahatsız oluyorlar. E, şeyden de üzeyrik otundan çok rahatsız oluyorlar. Üzeyrik. Mesela üzeyrik otu böyle tane değil de çalıyla Mesela hastadır, karnım ağrıyor, başı ağrıyor falan. Acaba nereden kaynaklanıyor? Tabağa koy üzeylik otunu, evde bulunsun. E, tutuştur onu. Tutuştur, bir bağ tutuştur. Üzeylik otunu hu, ağzından alıp, ağzından ver. Hemen, aninden şeytan seni bırakmak zorundadır. Başka hiçbir şansı yoktur. Yoksa ölecektir. Yanacaktır, boğulacaktır. Zaten çektiğin anda, eğer içerisinde şeytan varsa içeride yanar o. Üzeri kol çok tesirli bir ottur. Çok mucizedir. Evde bulundur. Canı sıkıldı. Moral bozuk. Başına ağrıyor. Allah Allah. Evde kavga oluyor. Evde bulundur bir tane. Hemen tabağı yak. Evin şeyler, şeyleri, tavanlarına yani evin duvarlarının köşelerine böyle kaldır elini. Yaktın tabayı. Tavaya olsun. Köşelere oralarda olur. Kesinlikle Hiçbir elde şey olmaması lazım. Orada barınıyorlar şeytanlar. Ee, hadiste de var o. Ne diyorlar ona? Ee, a, a var ya örümcek. Fakirlik alametidir diyor ya. Örümcek de onlar beşik gibi geliyor onlara. Nasıl ki çop konteynerları onlara ziyafet mekanıdır. Oraya gece atılmaz. Atacaksan desturla atacaksın. Atmamaya çalış kesinlikle. Onlar sanki ziyafet böyle sofrasıdır. Çünkü herkes her şey attığı için. Evde de köşelerdeki e, o örümcek ağı. Oraları ilk önce temizliyorsun. Ondan sonra üzerlik otunu tavaya koy. Dumanını böyle tütsü yap. Allah! ev böyle temizlenir ki aklın durur. Harika olur. Nefes çekip alırsan sıkıntın gider. Baş kalkar. Harika olur. İşte gelin gene kokudan açıldı. Sürme çekmesi bıyık yağ kullanması da mekruh değildir. Ancak erkeklerin sü süs maksadı ile sürme çekmeleri ve büyüklerine yağ sürmeleri mekruhtur. Ama tıraş olmuştur. Tıraş olunca yüzünüze vesaire başka yerlerinize yanma oluyorsa zeytinyağı sürmekte bir şey yoktur. Bu neydi? Oruçluyken mekruh mudur değil midir? Şimdi orucu bozan bozmayan. Bunların hiçbirisi şimdiye kadar orucu bozmuyordu. Mekrutu yap yapma yani idi. Şimdi orucu bozan bozmayan.